Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine mutfağa girdik. Sizler biliyorsunuz en çok mutfakta çalış yapıyoruz. Bir de hayvanların yanında, yeri görelde çatı katında. Sizler de bizim çekim yapmamızı istiyorsunuz. Bizler de zaten alıştık. Vallahi bir gün yapmadık mı? Kardelen çeken mi çekmeyen miydi? Bizlerde bazen bir gocalama oluyor. Şöyle diyelim ki dün eğer videomuzu izlediyseniz lahana sardık el birliğiyle. Dünden bu kadar kaldı. Biz kardelenin ikimiz yedik. Eşim olmadığı için evde. Oğlum da işten geç geldi. Biz yattıktan sonra geldi. Hatta o da ise azalırdı. Bugün düşündüğüm bunun yanına ne pişirsek? Dünden azıcık tavuk göğsü vardı. O da bu kadar kaldı. Eşim yemez. Kardelen dedim ne pişirsek? En iyisi dedim ben. Boş durmayayım. Bugün de Ayşe Babagil geldi. Kardelenin yanına sabah kahvaltısını ettik. Yani kuştuk deriz. Bir saat 10-11 gibi olur ya o civarlarında. Az oturduk. Ondan sonra ben tavukları salıverdim. Aşağı inecek. Çamaşır ser. Saat oldu. Mallara bakmaya ineceğim. Daha zamanı var da. Bir de bugün veterinerimizi çağırdık ki hayvanlarımız hamile mi değil mi diye. Düvelerimizi de aşılattıydık. Onlara baktıracağız. Yeni doğuran ineğimiz de en son yani ilk ayı geçti de. Odanın zamanlardır aşıya gelmedi. Ona baktıracağız. Eşim de evdeyken. Şimdi ben bunun salçasını katayım. Şöyle çatıdan yaptığım salçadan getirdim. Karabeyim bunun arkası yok mu ya? Benim o zaman salça az kalmış. 1 kiloluk varsa orada. Varsa şeyde vardır. Peynirleri koyduğun yerin arkasında. Orada. Ama orada da salmıyorum. Yok ya öyle bir şey. Ben bu sene ettim değil mi salça? Ettim. O zaman o geç evvel seninkisi ondan kullanaydım ben keşke. Bilmiyorum orada da önceden salça vardı ya. Kullanmadıysak eğer duruyordur. Şöyle kabımızın içine katan. Bunun kenarları böyle porselen olduğu için, buz olduğu için salça çatlak çatlak çizilmiş. Şöyle salçamızda katan bir tane soğanla kavurdum. Mercimeğimi de bulgurla yıkadım. Şunu doldurayım ki. Ya aşağı indim de epey de çıkamam yukarıya. Malum benden de fayda olmadığı için. Ne kadar oba dağılık olacak kardelen. Ama yine de anneme akıl konusunda yardımcı oluyorum. Soruyor bana günlük ne pişireyim diye. Ben de yattığım yerden buluyorum açıkçası. Biraz menü aynı gibi oldu. Birinin içinde pirinç var. Birinin içinde bulgur, mercimek ama bunun yanında bunu yapıştırabildim. Kızartma yapsam mallardan çıkacağın anca koşturmuyor olduk. Sadece patates var. Patlıcan kabak gibi yok. Onun için mecbur bu. Suyumu da hazırladıydım zaten. Şöyle bir kaseye hemen hemen 1 litreden fazladır bu. Biraz 1 litre var mıdır? Eksikliğine gelir bakarız. Aslında bugün niyetimiz katmerdi. Ama düşündük hem veteriner gelecek hem dedim dolmalar kalacak. Edebilirsek yarın onu ederiz. Bunun içinde bulgur da var. Kısırlık bulgur katmıyorum ben. Hem dat da vermiyor. Normal pilavlık bulgurdan kendi öğüttüğümüz bulguru damlatıyorsun. Tuz katmayacağım. Salçalı biraz domates salçası belli olduğu için. Şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Bunun biraz suyu eksik. Çünkü pişince ne olur? Bu lapa gibi kalır. Ben bunu piştikten sonra zobanın üzerine oturturum kardeşim. Ya emmez sen kendin. Akşamleyin malları baktıktan sonra sıcacık durur bu. Şöyle suyu bir daha katalım. Mutfağa girdikçe vallahi dolmadan ağzıma atıyor. 1-2, 1-2. Biraz yaprağın seti kalın. Ne kadar bisseli. Evet. Biraz bir şeyliği var. Damarında var yani. Ama daha da çok güzel. Değil mi? Kardelen diyorum. Bir daha gittim de pazar. Ama az bir zaman geçsin de. Bir daha alırız. Bir daha sarıp yeriz. Şimdi gelelim bunun altına kısa. Düdüklümün kapağını kapatayım. Normalde kısık ayakta havasını aldırdıktan sonra yarım saat 45 dakika durduruyorum. Hatta sizler de görün. Videodan hariç böyle açıp da bakıp da içini kıvamına bakıp da göstermiyoruz. Direktmen duruyorsa duruyor. Koyuyorsa koyuyor. Kaynasın. Altında salep. Bunu da şu tamam dolacak. Şunu temiz çalkalayıverelim.
Makine boşaltmasını sevmiyordum, bulaşık makinesine. Şimdi anam hemen tezgahta kaldı mı hemen boşaltıyorum, makineye döşüyor. Sabah kahvaltısını ettikten sonra hemen şeyi de yapıyorum. Döşenceyi döşüyor. Hiç sevmezdim, yapacak bir şey yok. Yemeği vurduktan sonra aşağı indim. Erken inem, dişlerim halledim diye. Şuna bakın. Bunlar da size artık alıştılar mı ne bileyim. Elimizde telefonu gördüler mi masumcu İhsan'a bakıyorlar. Ne diyor? Ne diyorsun kızım? Uşağa gitsen ben bunun mamasını öten gittin. Dün mü gittiydim? Dün gittim. Sahi pirinç almaya. Ama beriden gittim. Geldiydim. Festivalin oraya ilerisine gitsem mama alınacak. Hele bu küçük olduğundan daha çok mamayı seviyor. Burada da benim yakışıklı torum hanım. Değil mi kuzu? Aha. Ne oldu? Durgun durgun duruyorsun sen. Bu arada altlan eşim küredi. Ben de buraları süpüreceğim. İnekleri sağımı yaptım. Sonuncuyu sağıyorum. İneğimizin ismi Kardelen. Şimdi öte baştan geliyor. Sonuncu olarak buna takıyorum. Ondan sonra buzağımızın sütünü çiriyor. Kelle. Daha katmadım oğlum. Tabağa katıvereceğim ben sana. Bu da ben altını saman atıyorum. Islak olmasın altı diye o samana geriliyor. Biz 3 aylık olası gıda buzağı saman vermiyoruz. Sana duyduğuma göre şey oluyormuş. Aslı var yok bilmiyor. Geniş karınlı olmasın. Saman midesine delmesin diye. Yonca bir de buzağı yemi veriyoruz ki en çok onu daha çok tüketsin. Bu kızım ne oldu oğlum? Bunlar da zaten bu şekilde bilgileri verilecek. Çekelim bakalım bir. Birazdan çuvallarımın ağzını açarım. Yemlerimi doldururum inek sağlı sevgide. Bir yandan bir işimi hallediyorum. E şimdi boş durmuyor. O da ilgiyi garıyor. Şimdiden küspeye yarına hazırlık. Ne diyorsun kirli? Elini mi vereceğim? Bakınız bak elini uzatıyor bana. Kirli gel. Kirli ver oğlum elini. Kirli ver. Demin elini kaldırıyordun. Gel çık omuzuma. Çık. Hoppala gördünüz mü nasıl çıktı? Sakın bu hareketi Kardelen'e bana yapma tamam mı? Tamam mı kuzum? Hı? Hı? Bak kıskandı. Aman da Gali. Aydın. Kardelen istirahatta. Biliyorsun. Sen ben Kemaran olacaksın. Ben Kardelen olacaksın. Sen Perihan olacaksın. Vallahi bayağı olacak. Benim yaptığım işleri sen yapacaksın. İyi. Kardelen'in yaptığı işleri ben yapacağım. Tamam. Kabul misin? Kabul. Yarın o zaman yola gitmemen lazım. Sen benim yaptığım işleri yapacaksın mı? Ne gibi? Yarın yol var. E tamam sürerim nesi var bunun. En gücü arabası otomatikmiş. Kendini itiraf ediyorum. Sol ayağımı koyun kenara. Otomatik. Ya. O zaman ehliyet alıyor bana. Ehliyeti. Tır ehliyeti. Yarın sabahleyin. Tamam, hiç durmayayım. Hiç durmayayım sadece. Bir o kadar dedi, karıştırma. O işi de karıştır. Tamam, tam mı olsun? Tam olsun valla. Maşallah tavuklarımla ne güzel eşiniliyorlar. Onunla böyle gezindikçe ben mutlu oluyorum. Ama bir tanesi ligonumun biri düşkün duruyor. Geç, 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 geç. Havala böyle ilkbahar havası gibi bir hava var. Köyümüzün çocukları da okuldan çıkan geçmişler top oynamaya çayıra. Ben de ailemi gideceydim. Motor sesi geliyor diye. Yürü oğlum yürü gel. Gel. İneğimiz sağımı bitmiştir yürü. Sabahleyin şuradaki samanı topla dedim. Mallardan çıktıktan sonra köpekler, kediler geliyorlar. Ta buraya yatınıyorlar, eşiyorlar. Var eşiniyorlar diyecektim. Şu poşet alan şu olun içine katam. Burada da biriktiriyorum saman ipleridir, avır zavırdır, poşetleridir. Sonra da havanın iyi bir ortamda, yani iyi oldu rüzgar sahilde de yakıyorum ben. Demin de tavuklara dedim hep arpa veriyoruz. Yumurtlatmayayım olunca da veriyoruz. Şöyle varilen üzerine çıktım. Bakındım acaba dedim. Buldayı var mı ki diye. Hepsi de arpa.
Bak koca kış üzerinden geçiyor. Yeri göre yağmurudur, garıdır, bu sene yağmadı. Varillerde oldu mu hiçbir şey olmuyor. Varillerin üzerindeki su birikintisi kendinden çekilip gidiyor. Ben nereye gidersem bunlar da arkamdan geliyor. Öksüz. Gazlama da gösterin. Dün bir tanesi yumurtlamış ama hangisi yumurtladı yine de çözemedik. Biri zaten vefat etti, öldü gitti gazımın. Eğleniyorum, hatta köyümüzden biri 1 milyar da satan varmış gazı. 1 milyar 200-300'ü de 400'ü de. Diyorum ki 1 milyarı gitti gaz. Nasıl böyleymiş? Yorut Oraman. Yor oğlum. Neksi olacak, azıcık yardım. Kelle koş 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 koş. Kelle 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 gel oğlum sen. Gebaken gebaken. Gebaken yakışıklım gebaken. Toraman'dan arş kirliyi sevdiğim onu kıskanıyor. Gidiyor hırıldıyor. Bak bu hareket yapıyor. Kili gel oğlum sen. Kili gel. Gel çık çık. Kili atla. Atla oğlum. Koy ayağını barnama. Toraman. Şöyle kendimi gösterin dedim ama açığı pek ayarlayamadım. Yaklaşık tam bu şekilde günde 3 biberon içmiş oluyor hemen hemen. Sabahleyin biberon, bir de 1 litre içiriyorum. Aynı akşam yine aynı şekilde oluyor. Değil mi kuzum? Ben ona bakacağım, ileride o bana bakacak. Tabii ki neyden? Bir satılınca bir parası derdi deva olacak kuzumun. Tabii ki satılmasını da istemem. Dişi olsaydı damızlık olarak ayırırdık ama erkek uzağımız. Şuraya da saman çuvalı koydum ki üzerinden geçmesin, şu tarafa dolanmasın diye. Haydi. Ya şuraya aslında biz var ya tahta çakacağız, biliyor musun? Tahta çakmamız lazım. Evet, evet. Ay şuraya bak, önünü ayaklarını atıyor ya. Evet. Oraya işte. Burada mı duracak bu? Kim? Yarın öbür gün ne şey olsa o yanına geçirecek. Ama bu ayağını günlük koyuyor, ondan diye korkuyorum ben ona. Demin denk anlatamadım. Şu Harun üzerinden bak. Abi öyle bak, kafasını sokuyor o. Ya buraya çekiyorum da. Evet evet. Harun atlıyor bak. Kamerada falan denk geliyor mu sen? Görüyorum görüyorum. Allah korusun, bu yana dolansa. Ben 4 kilime çekiyorum ya. Bundan sonra güzelleri abi buraya bağlar. Tamam öyle edeceksen getir. Ya böyle. Ya geçen günü önünü temizledim. Buzağı yemini aldım. Çinliyor ayağından. Allah korusun, kendisi sonra zehirlenecek. Bitti mi kuzum? Hadi yarasın. Baş şeker olsun. Bak şimdi bu. Niye? Gelecek gelecek, dur. Bir tas daha katacağız sana. Ondan sonra. İşte böyle çocuklar gider diye biz kapıları kapatıyoruz. Ki köpeklerden korkmasınlar diye. Kardelen çıktın mı gezinmeye? Şimdi komşumuz Engin geldi. Normalde önceden diyemedim. İşte çalışmazken hayvanlara bakarken sık karşılaşıyorduk. Eğleniyordu. Perayenge senin inekle hastalanmıyor mu diye. Çok şükür dedim, hastalanmasın. Dingini bağırıyor. Kardeşim perayenge ineklerden yok mu bir şey diye. Yok dedim. Sen buralardayken tıkırdayıyorduk diye. Biz bir de iğne verildiği zaman Engin abi yaptırıyorduk ineklere. Değil mi? Aynen. Kuzum sütü kattım. Yürü yürü yürü. Hadi. Niye yatır? Ama git. Gece şunu diye öğren de kardeşim, öyle bir şey de sütümü koyayım. Sabahleyin haliyle kardeşini kaldırmıyorum. Oğlumu dedim kaldırayım. Ayağım ağrıcağım, bir terlik giydim. Her terliğimden. Çorapları dedim, üzerim zaten sürgülü. Odaya girdim seslenmeye. Ben de ona demir kapı şöyle kattırıktı. Toraman da arkamdan kapıyı kattırmış, açmış. Minyatür, gırgöz, öksüz çatıya çıkmışlar. Ondan sonra ben aşağı indim. İşleri bitirdim, mala maşada baktım. Yukarı çıkıyordum. Oğlanla daha kızıyordum. Daha gitmiyorum, sen niye diyorsun, saat geldi diye. Tahta kapıyı açtıydım. Bir bak dedim, bizim öksüz çıktı geldi piyasaya. Ara yere girecek eve. Hemen onu çıkardım. Onu tuttum çıkardım. Niye trendi geldi. Kapıları kapattım. Bu yolda gırgöz piyasaya çıktı. Yani yok ara, Allah'tan böyle dışta yiyecek bir şey yokmuş yani. Gezinmişler, çiçek saksı vardı, onu devirmişler. Yani Toraman'ın suçu. Bundan suçu değil. Bunlar da bir gezem gelem demişlerdir. Bu da akşam oldu mu bu şekilde gelir. Sessizce bakınız. Sessizce giderler galiba oraya.
Bakıyor, Toraman'ı gördü. Evet. Annem gün normalde erken inmişlerdi aşağıya ama veteriner bekledikleri için yukarı geç çıktılar. Bugün yani artık gündüzler uzadığı için hava daha kararmadı. Anne ben söylemeyeyim, sen bana söyledin ama kendin anlat bakalım duruma. Şimdi ilk ineklerimizden ismini söyleyeyim. Baştaki ineğimiz Kardelen. Ona doğum yapalı. İneğimiz 2 aya geçti. 2,5 ay oldu. Ona baktırdık yumurtalıkları çalışıyor mu ki diye. Çok şükür yumurtalıkları çalışıyormuş. Ona iğne yapıldı. Yani hormon iğnesi. Yarın yapılacak daha doğrusu. Çarşamba günü de 2-3 gün sonra da aşılanacak. İnşallah tutar. Onun kızı var ya, böyle biliyorsunuz siz. Buzağların yanında en sonunda bir düğümüz var. O da aşılandı bugün. Ona da inşallah o da tutar. Ondan sonra pandamız hamile çıktı. Ebrarımız hamile çıktı. Didem ve Didara mıydı kardeşim? Didem. He, onlardan da şüpheliydim. Çok şükür onlardı yani. İki tane düğümüz, iki de ineğimiz hamile çıktı. Zaten bir tanesi yeni doğum yaptıydı. Veterinere baktırdık. İşte... Onlar da hamile olunca insan seviniyor. Neden? Çünkü 9 ay gözüne bakmış oluyoruz. Çünkü bir hayvan doğum yaptıktan sonra 5 ay yeri göre düzenli yemini verirsen güzel süt veriyor. Hamile kalınca ne oluyor? Buzağı büyüdükçe karnında sütü eksilmiş oluyor. Ama sen bu hayvanı aşılatmazsan, hayvana şey gelmezse hem gününden aydan geçmiş oluyor hem de süt azalmış oluyor. Senede bir buzağı almış oluyoruz bir hayvandan. Aşılanırsa Belçika'dan, mavisinden koyacak kardeşler. Öyle mi? Ha, yine aynı. Aynı. Ben düveye koyacak zannettim. Dedim ham düve ne olur ne olmaz dedim. Yok dedi. Mercimek içerdiydi değil mi? Evet. Bunları mikrodalgada ısıtam galiba. Bunları baştan zaman üzerine basaydık ısınırdı. Şöyle koyayım. Bundan sonra yüksek ihtimalle biz artık böyle kalem şeklinde sararız. Şey demeyince yaprak biraz sertmişmiş, setikli. Ama böyle daha güzel değil mi? İkisi değil. Aynen. En gücü hani diyorum ya bazen ben mideye gidecek, değişen bir şey olmayacak. Annem bir aşağıdayken ben marulları yıkamıştım, o salta yaptı. Ama bir tane yaprağını ala koymuş. Çirkin mi? Hayır değil. Acele ettim ya galiba. El orada kalıyormuştur. Sen kapıyı yazdın mı? Hayvan ana aşılanacak. Evet. Ves yapılacak diye. Ves yerin kapağına yazdım. Dışını yazaydın. Tabii canım, dışına yazdım görmen için. He, yoksa ben unuturum. Ben telefonumu da çalar saatimi de ayarlayayım ki oradan aklımda kalsın. Çünkü inleğimiz boşa gitmiş olacak. Evet. Mercimeği çaya da katıveren kardeşler. Oğlum da işten geldi. O da zaten bir tatlı yemek olduğunda mercimeği sever. Dörtte yedim ekmeği dedi. Bu arada belki yorumlara yazarsanız bu videonun altına Kardelen nasılsın diye sorabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Günden güne toparlanıyorum. Sadece işte biraz hareketlerim kısıtlı. Bu yüzden anneme fazla yardımcı olamıyorum. Ağır kaldırmamam lazım. Kafamı sürekli aşağıya bakmamam lazım. Yani bu yüzden süpürge falan yapamıyorum. Zaten en sevdiğim şey de süpürge yapmakta. Yani işlerden kastediyorum. Ya tabii ki hayattaki en sevdiğim şey süpürge yapmak değil. Ben iyi oldum, korkmadım. Ben seni çok süpürgeye vereceğim. Evet. Ağları süpürgeceğim. Yok ağları diyeceğim. Bence hırsım alamam. Ceyran süpürgeler. Bilet doğru. Ortalığı çayırı falan süpür. Babam acı şey yiyor muydu mercimeği Kardelen ya? Bilmem. Bunu karabiber ekiyoruz da acı yapıyor muydu hatırlayamadım. Ben yine koyayım daha benleyecek olursa sofradan kalkmayabilirim. Yalnız sen kase eksik koymuşsun. Nasıl? 3 tane. 4 kişiyiz. İşte ağabeyin yemeyeceğin dedi de ben ona göre eksik koydum. Yerse yemezse diye. Tamam şimdi anladım. Bu arada yoğurt kabındaki şey de dün videoda göstermiştik. Peyniri, suyu.
Yarın sen ne zaman onu bidona döşersin? Yarın döşerim ben anne bana. Yarın döşerim. Ondan sonra katarım galiba ben ona. Anladım. Böyle dinlendi mi iyi oluyor biliyor musun? Hem peynir suyu. Normalde peynir suyunu yapmazsam kettle'da kaynatıyorum suyu. Sıcağını açtı, katıyorum bir kabın içine. Tuzunla katıyorum. Önemli olan suyun bir gün dinlenmesi lazım. Haliyle turşu beslensin diye içine nohut da kattığımız için kaşıma nohut geri geliyor. Bir tane sarımsak atsam da şöyle boyayım sofraya. İnşallah mercimek şöyle bir götürürken salladın mı? Özleşti mi ki? İnşallah özleşmiştir. Bari özleşmişse de yapacak bir şey yok. Çocuk diye içeri götürdüğümde sıcakta, bu yüzden açmadım. Sonradan da aç, yani açsam iyiydi ama açmadım işte. Kardelen, buzağlar ikiz gibi diyoruz ya. Evet. Kralın kızından onunla aynı gün aşılandıydı. Tutsaydı inek, inek döndü yeniden 17 gün sonra bir daha aşılattık. Normalde hayvanla dönerse 15 gün sonra yeniden dönmüş oluyor. Öyle bir türünde olaydı, ikisi bir belki aynı gün doğurlardı. Yine bu kız düvelerden bahsediyorsun. Evet. Hmm. Düvenin anasından bahsediyorum. Öbürünün anasını gitti ya, sattık ya zaten arzuyor. Şimdi nasip olursa Kardelen'le Didar mıydı o? Tek kalan buzağının ismi. Dilara. Dilara aşı aralandı 3 gün olmuş olacak. Evet. İnşallah tutarlar. Ya böyle dönemlerde de şey oluyor. Bir ineğimiz doğuruyor, bir diğerinin günü geçmiş oluyor. Annem sürekli baktığı için uykusuz kalıyor. Bir vurmuş oluyorum ben. Çünkü neden? Aşağı sürekli iniyorum, ona bak arkamda, evet. Öbürküne bakmış oluyorum. Onda bir avantajlarım oluyor. Neyse ki artık kamera olduğu için kurtuldu. Ben onu götüremiyorum, geri gelemiyorum ya. Sen git geri gelme. He. Ben bekleyeyim. Olunca. İyi, onu al gelsin. Gelir. Son zaten. Şimdi ekmeği kapanacak. Getiririm, onu da getiririm. Ben yer sofrasına yemek yiyeceğimizi düşünüyordum. Bir baktım annem sofrayı sehpanın üzerine koymuş. Bugün de sehpadayız bakalım. Dur. Çok güzel pişmiş belli. Duru değil. Şimdi kapağını geri koymayayım. Ama azıcık, azıcık kıvamı iyi de. Azıcık daha bir özdeş yemişmiş. Yani ne diyeyim sana? 5 dakika. He, 5-10 dakika daha hakkı varmışmış. Şuraya koysak daha iyi olacakmış. Biraz özleşmemiş fark etmez bayağı. Çünkü bak belli, gördün mü? Bana göre süper. Yenilir. O kolum bile havada kaldı. Niye o kadar dikkatli baktın diyecektim. Emekli. Emeklilere bir şey para çıkınca hani herkesin dikkatini çekiyor demek ki emeklinin. Öyle mi? Evet. Hiç diyeceğim yoktu. Evet, annemin de eline koluna sağlık. Bugün menümüz böyle. Yarın Allah kerim. Orası da benim oturma odası, ortamım oldu. İşte ilaçlarım, kremlerim falan var. Bir de bugün annem derin dondurucudan erik kurusu çıkardı, ondan yedim. Genellikle burada uzanıyorum ben de.